Evet, herkese selam. Şimdi epey tartışılan, çoğu insanın beğenmediği bir anda damdan düşmüş bir Lego minifigür serisiyle karşınızdayım. Seri 23. Normalde bunun 2023'te çıkması bekleniyordu çünkü epeydir. 22, 22'de, 21, 21'de şeklinde çıkıyor idi. Çok heyecanlandığım için özellikle burada gözüken iki figürle alakalı. Dolaptan gaza geldim ve aldım. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım ama bakacağız. Bir tanesini açtım buradan diğer figürleri incelemek adına. Işık biraz yansıyor artık yapacak bir şey yok. Setup'ım baya kötü yani her zaman gibi belki tanısı olabilir. Gördüğünüz gibi 12'ye düştü figür sayıları berbat bence. Keşke 16 olsa veya daha fazla olsa güzel olur idi. Figürlere baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 18'di. Bu plate'lerin turuncu olduğu ve hepsinin kostüm karakter olduğu seri. Bu ejderhanın erkek versiyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Erkekti. Cinsiyet de atamayalım tabii de kostüm olduğu için. Yüzü öyle gözüktüğü için kırmızı renkli tabii. Birebir aynısı yani hiçbir farkı yok. Sadece rengini yeşil yapmışlar. Yani biraz dandik bir set ya. Bunun erkeği var mesela geçmiş serilerde. Bunun dişisi vardı hatırlıyorum. Yani pembelisi vardı. Bu bomboş bir figür. Bu yine dandik yani bir sürü böyle kız figürü çıktı. Kardan adam yok o iyi bir şey. Bu kostümden yoktu rengi kostümü yeni bir şey. Bu bayağı iyi. Özellikle Türkiye'mizin İngilizce adının Türkiye olarak değiştiriliyor bugünlerde. Bayağı manevi değeri sahip. Çok iyi gay. Güzel olmuş bence. Bilmiyorum. Parçaları işe yarar gibi duruyor. Hoşuma gitti. Yani bunlardan çok çok daha iyi kesinlikle. Atlayarak gittim o kadar yamuk gittim ki. Burada şey var. Nutcracker. Ne ne ya onun Türkçesi? Fındık kıran balesi tarzı. Bir figür var. Şöyle Henry's diye bir oyuncak mağazası var İngiltere'de. Onun exclusive figürü vardı. Tabii şey yok. Silah yok onu sonra ekledik. Bunun işte benzeri bir figür yani. Tabii birebir aynısı değil. Bu daha fantastik bir şey ama. Güzel benim hoşuma gitti yani bu parçalar kullanışlı. Yani kılıç tabii ki daha önce setlerde vardır kılıç. Burada bir ceviz var. Nutcracker mevzusu. Fındık kıran. Kostüm çok iyi. Kullanışlı parçalar var yalan yok. Yani genel olarak baktığımızda bu kırmızı kaşkol daha önce vardı diyebilirim. Tabii şey de var. Şapka da var. O da var. Yani öyle inanılmaz oh my god'lık falan bir parça yok. Onun dışında genel olarak çöp gibi maalesef. Bu iki figür hariç. Bu hiç fena değil kesinlikle. Bayağıdır kaptan figürü gelmiyordu. Burada bayağı güzel bir figür var. Tek sıkıntı bu figürle alakalı düşüncem. Çocuk yapmışlar. Dolayısıyla hepsinin mi ayakları kısa? Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk. Bu üçü kısa, bu da kısa. Ayaklar kısa olduğu için biraz üzücü duruyor. Ama herhangi bir print olmadığı için yerine bulmak çok sıkıntı olmaz. Bu yeni çıkan Castle setindeki Queen daha doğrusu. Queen setindeki. Castle'daki Queen karakterine hani benzer gibi bir şey yapmışlar. Çünkü bu sarı renkli Castle setindeki Crown sembolü. Bu parça bence çok hoş. Yani nerede kullanılır hiçbir fikrim yok ama böyle bir at, çubuk at falan tatlı olmuş. Kılıç çok iyi bence. Epeydir böyle altın renkli bir şey çıkmıyordu. Bu vizör çok iyi. Altın vizör. Falcon da güzel. Zırh da güzel. Vizör de güzel. Gayet iyi bir figür. Onun dışında hiçbir şey yok ya. Yani olmasa da olur bir set. Allah belasını. Neyse hadi yeter. Bunları da hep nasıl kapatıldığını karıştırıyorum ya. Yani böyle kapatılmıyor. Neyse. Bakayım. Ha, şimdi aldım. Şimdi hop. İlk figürü açtım. Önce bal kabağını yapalım. Bu seri biraz saçma olmuş yani. Hem bal, gerçi bal kabağı galiba şeyde de var ya. Konuşamadım ama. Hristiyan bayram şeylerine demek ki çok hakim değiliz. Bu taraf doğru gözüküyor. Şükran günü demek istemiştim. Şükran günü de galiba bal kabağıyla alakalı bir şeyler var. Bu parça çok hoşuma gitti. Çok şey duruyor. Daha önce olduğunu sanmıyorum. Bir tane peacock bunun vardı. Bundan iki önce çıkan 21 olması lazım. Yeşil pakette onun içinde bir Gökhan Nalı kadın gibi bir şey vardı. Onundaki başlığa benziyor bir tık. Prim açış bu kadar. Yani pek bir olay yok. Yalan olmasın. Keşke Halloween tarzı bir şey çıksaydı. Böyle canavarlı manavarlı. Netliyor değil mi? Şimdi
En önemli kısma geliyoruz. Hadi bakalım. Bu kadar da başarısız olamazsın ya. Paket açmadan. Oo. İki tane kılıç çıktı hem de. Çok iyi. Bunu kullanırız. Buna baktık, standart. Bu keşke attım bir tane çıksaydı. Bunda başka bir şey de kullanmadık. Neyse, parçaları yanına koyalım. Dediğim gibi bacak kısa. Çocuk bacağı çıktı maalesef. Ama bu vizör halden çok iyi ya. Acayip iyi. İki tane çıktı, güzel. Yedek olur. Yes. Duzlu kısmı pembe. Hoş duruyor. Şimdilik. Yes. Güzel bence. Hoşuma gitti yani. Vizör parçasını kullanacağım için muhtemelen birkaç tane yedek almayı isteyeceğim. Tabii mağazalara gelir ise. Gelir diye umuyorum bir ay içerisinde. Nevşehir'de yok, Erzurum'da yok. Sağda solda hiç görmedim, duymadım. İstanbul'dakinde belki bir gelmiştir dediğim gibi. Param pam param pam. Kılıç. Kılıç. What? Bunu nasıl kullanacak bilmiyorum. Elinde duracak. Güzel duruyor ama böyle bir... Harbiden kostüm havası var ya yani. Tatlı bir kostüm havası var şu şekilde. Ama da bunun bacağının arasında olması gerekiyor. Neyse. Hop. Bu kadar canlı yayın kazasından sonra. Renk seçimi falan benim çok hoşuma gitti. Baya böyle bir pembe, koyu pembe mor gibi. Altın rengi falan filan hoş. Altını da böyle koyalım. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Tamam. Böyle bir figürümüz. Dolu dolu. İçinden yedeklerin çıktığı. Hemen bir highlight için görsel alalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla minifigür videosunu daha fazla minifigür videosu görmek istiyorsanız like atıp abone olmanıza gerek yok, çünkü ben çekmeye devam ederim muhtemelen. Umurumda değil kesinlikle izlenmek. Dolayısıyla fark etmez. İstediğinizi yapın. Sağlıcakla kalın. Sanki bunu belki izlerler diye çekmemişim gibi ya, konuşmalar yok.